Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Sünnete göre tırnak nasıl kesilir? El veya parmaklarının uçlarında bulunan parmakları dış etkilerden koruyan boynuzlu maddeler olan tırnaklar zamanla uzar. Uzayan kısımların kesilmesi insan fıtratının yaratılışının gereği olan sünnetlerdendir. Onun için Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz fıtrattan olan beş temizlikten birinin de tırnakların kesilmesi olduğunu belirtmiştir. Fıtrat beştir. Yahut beş şey vardır ki bunlar insan fıtratındandır. Bir, sünnet olmak. iki kasıkları tıraş etmek. Üç, tırnak kesmek. Dört, koltu altına kılları yolmak. Beş, bıyıkları kısaltmak. Tırnaklar uzayınca etle tırnak arasına pis mikroplu şeyler girer. Bilhassa el parmakları vücudun hemen her yerine özellikle yemek yerken ağza, su içerken yemek yerken ağza diyeceğinden bunlara mikropları bulaştırabilir. Koruyucu hekimlik açısından da tırnakların kesilmesi son derece önemlidir. Abdest ve kusur esnasında suyun tırnak altlarına yani tırnakların uzayan kısımların altlarına da girmesi gerektiğinden bu tırnakların kesilmesi de bu açıdan son derece önem arz etmektedir. Şimdi güzellik niyetiyle temiz tutulsa da tırnak uzatmak yanlıştır. Sünnete aykırıdır. Tırnak kesmek sadece haç veya umre ihramı süresince yasaktır. Bunun dışında her zaman her durumda kesilebilir. Halk arasında bazı gün ve zamanlarda mesela geceleyin tırnak kesilmez şeklinde yanlış bir inanç vardır. Elektriğin olmadığı, ışıklandırmanın bulunmadığı zamanlarda. Kesilen tırnağın nereye sıçradığını görülemediği düşüncesinden hareketle bu kanaat böyle durumlar için geçerli olabilir. Fakat günümüzde özellikle elektriğin, aydınlanmanın bol olduğu bu ortamlarda gece tırnak kesmenin hiçbir sakıncası yoktur. Kesilen tırnaklar gelişi güzel bir şekilde bırakılmamalı, uygun bir şekilde ortadan kaldırılmalı, yok edilmelidir. Peki tırnak kesme edebi adabı sünnete uygun nasıl olmalıdır sorusuna gelince el ve ayak tırnakları beraberce kesilebilir mi ya da bunun için belirli bir gün var mıdır el ve ayak tırnaklarını beraberce kesilebilir tırnak kesmenin belli bir yönü yoktur gerektiği her an yani uzayınca her zaman kesilebilir el ve ayak tırnaklarını gelişi güzel karışık kesmek günah olmaz ancak önce ellerin tırnaklarını sonra ayakların tırnaklarını kesmek, ellere sağ işaret parmağından başlayıp, eller avuç işleri birbirine gelen şekilde birbirine yapıştırıldığında, parmakların oluşturduğu daireyi sağa doğru giderek tamamlamak, sonra sağ ayağın küçük parmağından başlayıp, sol ayağın küçük parmağından bitirmek müstehap görülmüştür. Özellikle İmam-ı Gazi Hazretleri bu konuda bu tür açıklamalara yer verir. Peki en faziletli olanı tırnakların haftada bir kesilmesidir. 15 güne kadar bırakılması da bir sakınca görülmemiş. Ama 40 günü aşması ise harama yakın mekruh yani tahrimen mekruh sayılmıştır. Ama tırnakları çok uzayıp sınırı aşmayacaksa hafta içerisinde kesmeyip cuma günü beklemek ve cuma günü özellikle hasreten erkekler için camiye gidecekleri mesela cuma günü kesmeleri müstahak görülmüştür bu konuda. Mesela Fetevay Kadıhan'da şöyle denir. Bir adam tırnak kesmek ya da saç tıraşı olmak için cuma gününü belirlerse mesela başka günlerde de bunun caiz olduğunu kabul etmekle beraber cumaya kadar beklemesi tırnak kesmeyi çok geciktirmiş olsa bu mekruh olur. Çünkü tırnakları uzun olanın rızkı kıt olur. Eğer çok geciktirmiş olmayacaksa ve Cuma'yı mesela hadisin tavsiye uyumak için bekliyorsa bu durumda Cuma günü kesmesi ve Cuma günü beklemesi müstahap olur. Çünkü Hz. Ayşe validemize nakledildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Kim Cuma günü tırnaklarını keserse Allah onu öbür Cuma'ya kadar ve üç gün daha fazla inşallah belalardan muhafaza eder. Cenab-ı Hak gündelik hayatımızda da farz ve vacip olmadığı halde adab, adablara uygun olarak hareket etmeyi nasip eylesin.